Merhaba arkadaşlar ben Servan Hoca. Temel hukuk ünitesinden değerli arkadaşlarım neredeyse bütün konuları verdik. Sadece ve sadece bir konumuz kaldı. Kocaman temel hukuk ünitesinde kalan konumuz şu. Özel haklar. Yani şu mutlak hak, nisbi hak, devredilen, devredilmeyen, yenilik doğuran, doğurmayan orası kaldı. Ona geçmeden önce bir iki soru çözüm videosunu sizlere sunmak istedim değerli arkadaşlarım. Çünkü temel hukuk ünitesi çok uzun çok çok iyi geldik. Bir hayli konu verdik. Dediğim gibi son bir konumuz kaldı ama arada küçük bir mola ve isterseniz soru çözümlerine başlayalım. İlk sorumuz şu. Akli dengesi olmayan bir kişinin yapmış olduğu evlilik aşağıdakilerden hangisiyle hükümsüzdür? Şimdi kıymetli arkadaşlar sorunun can alıcı noktası şurası. Akli dengesi olmayan bir kişi evlilik yapmış. Hatırlayalım Medeni Kanun MK diyorum. Medeni Kanun ne diyor? Resmi evliyken ikinci bir evlilik yapılamaz. Değil mi? Hiç kimse amcası, halası, dayısı, teyzesiyle evlenemez. Yasak. Akli dengesi yerinde olmayan kişi evlenemez. Bunlar medeni kanunun emredici hükümleridir. Peki bir kişi veya kişiler kanunun emredici hükümlerini çiğnerse, yasakları çiğnerse bu neye tabiri değerli arkadaşlarım? Elbette ki mutlak mutlak. Bakın şöyle olsaydı. İşlemde parçalar eksiktir deseydi parçalar eksik olsaydı yokluk. Emredici yasaklar çiğnendiği için mutlak mutlan. Eğer irade bir süre sakattır deseydi ismi mutlan. Küçüğü bağlamıyor deseydi ya da reşit olmayanı bağlamıyor deseydi tek taraflı bağlamazlık yani askıda hükümsüzlük ya da hukuka aykırı bir idari işlemin ortadan kaldırılmasıdır deseydi o zaman da iptal olurdu. Tekrar ediyorum sarhoşu evlendirmek deseydin nisbi butlan ama deliği evlendirmek mutlak butlan nikah memuru eksiktir deseydi yokluk olurdu. Evet aşağıdakilerden hangisi devredilebilir haklardan biri değildir diyor. Değerli arkadaşlarım en popüler olanları yazıyorum. Sükna, intifa, evlenme, boşanma, nişanı bozmak arkadaşlar, soy bağını reddi, kişilik hakları bunlar ne edilemez? Devredemez. Sükna, oturma hakkı demek. Tarihteki iskan politikasından hatırlayın. Bakın S, K, N, S, sizler aynı. İskan, sükna, bina sakinleri hepsi aynı. Oturmak, oturtmak, yerleştirmek demek. İntifa da yararlanma hakkıdır arkadaşlar. Bunlar devredilemez. Dolayısıyla intifa işaretlendi. Maddi olmayan mallar üzerindeki haklar alacak rehin ve mülkiyet. Elbette ki bunlar ne edilebilir? Devredilebilir ama sükna, oturma, intifa, yararlanma devredilemez değerli arkadaşlar. Evet bir ülkede dil, din, ırk, cinsiyet, vatandaşlık, bağı ve servet gibi kıstaslar dikkate alınmaksızın herkesin vergi ödemekle yükümlü olması vergi hukukunun hangi temel ilkesiyle ilgilidir ya da gereğidir diyor. Şimdi arkadaşlar sorunun can alıcı noktası herkesin vergi vermesidir. Herhangi bir ayrım yapmadan herkesten vergi alıyorsak bu bizi nereye götürür? Genelliğe. Eğer soru şöyle olsaydı. Herkesten gelirine göre gelirine göre vergi alınıyor deseydi gelir vurgusu olsaydı adalet olurdu. Eşitlik vergide yoktur arkadaşlar prensip olarak. Vergide tar miktardır değerli arkadaşlarım. Bu temel prensiplerde olmayan bir ifadeydi. Sadece devletin belli arkada çıkardığı af. Şu an var mesela değil mi? 1 Ocağı kadar devam ediyor. Ali ile ana baba bir kız kardeşi Ayşe'nin oğlu Ahmet. Şimdi Ali ile Ayşe kardeşmiş. Ahmet de Ayşe'nin oğluymuş. Bak Ali ile Ayşe kardeş. Ahmet de Ayşe'nin oğlu. Ve bu Ali ile Ayşe kardeşler ana baba da birdir. Ana baba birse bu tam kandır. Eğer anne veya babadan sadece biri ortak olsaydı yarım kan, hem anne hem baba ortak olan çocuklar öz kardeşler tam kandır. Dolayısıyla yarım kan yazan bütün seçenekleri bir kere eleyelim. Ali ile Ayşe kardeşse kardeşler ikinci derece yan soydu ama soru devam ediyor. Diyor ki Ayşe'nin de oğlu Ahmet. Ayşe'nin de oğlu Ahmet için bir doğum daha gerekeceği için üçüncü derece yan soy tam kan arkadaşlar. Baktığımızda nerededir? Üçüncü derece tam kan yan soy. Niye tam kandır? Anne baba ortak olduğu için. İkisi de ortak olduğu için. Niye yan soydur? Kardeşler, amcalar, yeğenler, kuzenler, halalar, teyzeler hepsi yan soydur. Ali ile Ayşe kardeşti. iki. Ayşe'nin oğlu için Ahmet için bir doğum daha gerekti. 3 arkadaşlar. Tamam. Türk ceza kanununa göre kaç yaşını doldurmayanlara ceza verilemez. Doldurmayanlara. Şimdi arkadaşlarım burada hemen konuyu kısaca hatırlatmakta fayda var. Sağlıklı bireyler ile sağır ve dilsiz bireyler arkadaşlar. Rabbim yardımcılar olsun. Sağlıklı bireylerde ceza alabilmenin alt yaşı 12'yi doldurmak tam yaşı Bakın şöyle yazıyorum alt ve tam. 18'i doldurmak. Sağır ve dilsizlerde artı 3 ekliyorduk. Alt yaş 15'i doldurmak. Tam yaş 21'i doldurmak. Burada sağır ve dilsiz vurgusu olmadığına göre her durumda sağlıklı alıyoruz. Sağır ve dilsiz vurgusu olmadığı sürece. O zaman kaç yaşını doldurmayanlara ceza verilemez? 12 arkadaşlar. 12 yaşın altındakilere güvenlik tedbiri uygulanır. Bir süre hakimin kanaatine göre, verdiği süreye göre, doktorların verdiği raporlara göre ıslah evinde kalıyor değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk ilişkilerinden doğan ve özel haklar da denilen haklardan biri olamaz? Şimdi dostlar. Can alıcı nokta şurası. Özel haklar olamaz. Bir kere haklarımız özel ve kamu hakları yani temel haklar olmak üzere ikiye ayrılır. Özel hakları birkaç gün sonra işliyoruz. Temel haklarda ayrıca bir ünitemizdir değerli arkadaşlar. Peki, özel haklardan olmayanları soruyor. Bakalım. E, velayet Velayet neydi? Tanımı da hatırlayalım. Anne ve ba babanın, anne ve babanın çocuk üzerindeki hakimiyetidir ve velayet doğumla başlar. Kural olarak çocuk eşit olunca velayet hakkı sona erer. Kural olarak. Alacak hakkı miras hakkı. Değerli arkadaşlarım reddi miras diye bir konumuz da vardı mesela burada. Borcu reddeden mirası, mirası reddeden borcu da reddeden. Reddi mirası süremiz de 3 aydı. Telif hakkı, patent hakkı bunlar devredilebilen haklardı arkadaşlar. Dolayısıyla velayet alacak miras, telif özel haklardır ama dilekçe hakkı. Bir, hem temel haktır. İki, temel hakların da siyasi hak grubundadır değerli arkadaşlar. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma diye bir başlığı vardır oranın arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi mal topluluğu şeklinde örgütlenmiş kamu hukuku tüzel kişiliklerinden biridir? Şimdi değerli arkadaşlarım bakın mal topluluğu vurgusu var. Şimdi burasına dikkat. Bir de kamu tüzel kişiliği olacak. Yani hem kamu tüzel olacak hem de mal topluluğu olacak. Yani kişi topluluğu olmayacak. Hatırlayalım biz bünyesine göre kişi veya mal topluluğu diye ayırmıştık. Devlet, dernek, şirket. Devlet, dernek, şirket. İl özel idaresi, belediyeler ki büyük de dahil, köyler değerli arkadaşlar, siyasi partiler ve kooperatifler kişi topluydu. Devlet, dernek, şirket, il özel idaresi, belediye, köy, siyasi parti, kooperatif ne değildir? Mal topluluğu değildir. Bunların içinde şirket kamu tüzel değil ama kişi topluluğudur. Onlara da dikkat. Şimdi bakın belediye var şurada. İl özel idaresi var. Büyükşehir Belediyesi var, köy var. Bunlar kişi topluluğu mu? Evet. Birinci aşama tamam. Kişi topluluğu. Bir diğeri de arkadaşlar bunlar nedir? Bunlar aynı zamanda kamu tüzel kişiliktir. Bu da tamam. Ama üniversiteler doğrudur. Kamu tüzel kişiliktir. Ama aynı zamanda mal topluluğudur. Zaten soruda bizden mal topluluğu şeklinde örgütlenmiş kamu hukuku tüzel kişiliğini soruyor. Cevabımız üniversite. Şunların hepsi kamu tüzeldir. B, C, D, E. B C, -D -E arkadaşlar kişi topluluğudur. Bu ise mal topluluğudur. Kimler kişi topluluğu? Devlet, dernek, şirket, il özel idaresi, belediye, köy, siyasi partiler ve kooperatif. Zaten bunları öğrendiğinde diğerlerine mal topluluğu de %99 tutuyor. Bir kişinin kendisini veya başkasının hayatına, hürriyetine, beden tamlığına, haysiyetine veya malına yönelik haksız bir saldırıya önlemek için saldırıyı yapan kişiye karşı orantılı olarak yaptığı savunmaya ne ad verilir? Haksız saldırı ve orantı geçiyorsa Gözü kara meşru müdafaa işaretleyin. Meşru müdafaa'nın diğer adı nefsi müdafaa. Bir de arkadaşlar haklı savunmadır. Tamam Haklı savunma. Bunlar orantı görürseniz haksız bir saldırıya orantılı tepki meşru müdafadır. Cezayı kaldırabilir veya azaltabilir. Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukuna hakim olan ilkelerdendir? Arkadaşlar ceza hukuku bir kere kamu hukukunun bir alt dalıydı. Ve ona hakim yaklaşık 14-15 tane ilkemiz vardı. Aslında hepsi kolay bir kere duyunca akılda kalıyordu. Yönetmelik gibi idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz. Doğrudur. Suç ve ceza ancak kanunla konulur değerli arkadaşlar. KPSS sınav sorusu. Hiç kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Evet arkadaşlar. Ceza sorumluluğu şahsidir. Yani herkes kendi yaptığından sorumludur. Kanuna aykırı elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. Evet. 2001'de anayasamıza giren cezaya hakim ilkelerden biridir. O halde cevabımız Edirne seçeneği oldu. Kullanıldıkları zaman yeni bir hukuki durum meydana getirmeyen haklara ne ad verilir? Şimdi arkadaşlar kullanıldıkları zaman yeni bir durum ortaya çıkıyorsa, çıkıyorsa buna yenilik doğuran haklar diğer adıyla inşai haklar denir. Eğer kullanıldığı zaman yeni bir durum meydana getirmiyorsa, soru da onu söylüyor, getirmiyorsa yenilik doğurmayan haklardır. Diğer adıyla arkadaşlar alelade haklar yani sıradan bayağı haklar değerli arkadaşlar. Velayet vesayet gibi. Yukarıdaki hukuk dallarından hangilerinde taraflar arasında üstünlük değil eşitlik söz konusudur. Eşitlik olabilmesi için arkadaşlar özel hukuk dalları olması lazım. Özel hukukta bireyle birey eşittir arkadaşlar. Peki neydi bunlar? Medeni hukuk, ticaret hukuku, borçlar hukuku, devletler arası özel hukuktu. O zaman devletler arası genel değil özel. Orada eşit, özelde eşitlik var. Burada devlet üstündür. Borçlar medeni ceza hukuku yani 1 ve 4 1 ve 4 kamudur. Kamu hukukunda eşitlik yoktur devlet üstündür. 2 ve 3 özel hukuktur. Özel hukukta eşitlik vardır değerli arkadaşlarım. Peki değerli dostlar Serbest Analiz kanalındaydınız. Umarım faydası oldu. Bunu sık sık tekrar etmeye çalışacağız. Yani ciddi bir bilgi havuzumuz oluşacak. Soru havuzumuz oluşacak değerli arkadaşlar. Biz kendimize güveniyoruz. Bizimle birlikte hazırlanın. Nice arkadaşın kazanmasına, atanmasına Allah izin verdi. Bize vesile olduk ki güzel mesajlar gelmeye başladı. Değerli arkadaşlarım Serben Hoca'ylasınız. Ve lütfen kanalımızı da paylaşmayı unutmayın. İyilik yapan iyilik bulur.